Bayilik sözleşmesi, franchise sözleşmesi, distribütörlük sözleşmesi aslında hepsi tek bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Üreticinin ya da bir hizmet sağlayan kişinin kendi imkanlarına ulaşabileceğinden çok daha geniş bir alana ya da kişi kitlesine başkalarıyla ortak çalışarak ulaşmaya çalışması. Burada bayi bir üreticinin ürünlerini o üreticiden bağımsız olarak kendi adına ve hesabına satan tacirdir. Yani ben diyelim kalem üretiyorum. Bu kalemleri kendim çeşitli şubeler açarak satabilirim. Onlar bana bağımlı, benim çalıştırdığım yerler olacak. Ya da başka gerçek kişi ya da tüzel kişi tacirlerle anlaşıp bayilikler oluşturabilirim. Bu bayiler kendi adlarına ve hesaplarına benim ürünlerimi satmaktadırlar. Franchise'da bayiden daha gelişmiş, daha çok özellikler içeren bir sözleşmedir. Franchise'da hizmet sunanın ya da mal satanın nasıl satacağına ilişkin düzenlemeler olduğu gibi sadece bayilikte olduğu gibi mal sağlanması yükümlülüğü yoktur mal verenin. Aynı zamanda know-how'ını, işin nasıl yapılacağına ilişkin teknik bilgisini ve müşterinin alışkın olduğu, markayı görmese bile "aa işte burası şu mağaza" diyeceği ya da "aa işte bu ürünü şu kişi hazırlamış" diyeceği sistemi de franchise veren, franchise alana vermektedir. Örneğin bunun içerisinde mağazanın hangi renklerle döşeneceğinden tutun, müşteriye nasıl hitap edileceği gibi kişinin yıllarca kendi birikimiyle oluşturduğu bu işi en verimli, en hoşa giden, en çok satan şekilde yapacak şekilde oluşturduğu bilgi birikimi yer almaktadır. Distribütörlük sistemi bayilik sistemine benzer bir sistemdir. Ancak burada sadece bir nevi dağıtım anlaşması vardır. Bayiden çok daha gevşek bir ilişki vardır distribütörle ana şirket arasında. Distribütör ana şirketten, üretici şirketten gelen malı farklı bayilere ya da kendisinden tamamen bağımsız olan satış kanallarına dağıtan kişidir. Burada sadece sözleşmesi gereği belli bazı ödeme yükümlülüklerine ya da işte ürünü taşıma, nakletme ilişkin yükümlülüklere uyması yeterlidir. Dolayısıyla özetlemek gerekirse franchise'da franchise veren franchise alanın hem daha sıkı kontrol etme hakkına hem de know-how'ını, teknik bilgisini, işin nasıl yapılacağına ilişkin bilgisini paylaşma, eğitimleri verme yükümlülüğüne sahiptir. Bayide ürünü üreten ya da hizmeti üreten, temelini üreten kişi sadece kendisine bağlı olarak kendi adıyla, kendi tabelasıyla fakat bağımsız bir ticaret işletmesiyle bu işin yapılmasını düzenlemektedir. Distribütörlükte ise distribütör yani dağıtımcı sadece üreticinin ürünlerinin satış noktalarına dağıtılmasını, buralarda satış noktasındaki kişinin ya da kurumun kendi yetkisiyle satılmasını sağlamaktadır.